kaldığı yerden devam eder. Böylece yaşam, kendi yarattığı olaylarla nefes nefese sürer gider. Haber olur ertesi sabah ve bu haberleri güvenebileceği satırlardan okumak ister insan. Dünya ve ülke gündeminden, usta kalemlerin elinden haber almak için Kıbrıs Gazetesi. Gazete. Mutlu akşamlar sevgili Kıbrıs TV izleyicileri. Futbol zamanı ile karşınızdayız. Futbol konuşacağız. Canlı yayında bu hafta oynanacak Süper Lig karşılaşmalarını tartışacağız hep birlikte. Öncelikle her zaman olduğu gibi haftanın programını aktarmak istiyorum sizlere. Evet, programda bir değişiklik oldu bugün itibariyle hava şartlarından dolayı ve tüm maçlar daha doğrusu 7 maç cumartesi günü, pazar günü oynanacak. Bir maç da pazartesi günü oynanacak. Hemen programı aktarayım sizlere. Evet, Manso Türk Gücü Bafülkürnü ağırlayacak. İskele Cumhuriyet Stadı'nda oynanacak bu karşılaşma. 14'te başlayacak pazar günü. Çetinkaya Gençlik Gücü Şakir Azizoğlu orta hakemliğini yapacak. Düzeltiyorum. Çetinkaya Gençlik Gücü, Küçük Kaymaklı Yeni Cami Ali Özer, Binatlı Gençler Birliği Osman Özpaşa, Cihangir Doğan Türk Birliği Mehmet Sezener, Mehmet Alsancak Yeşilova Girne Alkevi ağırlayacak. Lefke Gönlili Kerem Ayran orta hakemliğini yapacak ve pazartesi akşamı Türk Ocağı Esentepe'yi ağırlayacak. Utku Hamamcıoğlu da orta hakemliğini yapacak. Bir hatırlatma daha. Lefke Gönlili maçı pazar günü 18.30'da oynanacak. Bunu da aktarmış olalım size. Yayınlanan programda hakemlerde sanıyorum bir hata var orta hakemlerde. Az sonra Çetinkaya maçının ve Mert Alsancak Yeşilova Girne Halkevi'nin maçında tekrardan kontrol edip sizlere aktaralım. Orta hakemlerinde şu anda elimdeki programda hata var. Düzeltip aktarırız size. Puan durumuna geçelim dilerseniz. Puan durumuna baktığımızda 11 hafta geride kalırken Manso Türk Gücü zirvede 28 puanı var. Yeni Cami 26 puanda, Cihangir 21 puanı var. 4. sıradaki Gönlil 19 puanda. 18 puanlı iki takım Bafülkürnü ve Doğan Türk Birliği. 7. sırada Türk Ocağı. Mehmet Alsancak Yeşilova ile aynı puanı paylaşıyor. 17 puanları var. Lefke 15, Çetinkaya 15, Küçük Kaymaklı 13, Gençlik Gücü 10, Binatlı 10 ve son 3 sıradaki takımlar Girne Alkevi 7, Esentepe 7 ve Gençler Birliği'nin ise 4 puanı var. Puan durumu da bu şekilde. Evet, her hafta olduğu gibi karşılaşmalar öncesinde takımlarla ilgili son gelişmeleri ve tabii elimize ulaşan son haberleri sizlerle paylaşacağız. Can İpcioğlu ile birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk yavrum. Evet hocam, 11 hafta geride kaldı. Bu hafta da hava koşulları nedeniyle tüm maçlar pazar ve pazartesine aktarıldı. Hafta içerisinde ülkemizi teslim alan çok fazla yağmur, şiddetli yağmurlar vardı. Bazı felaketler yaşandı. Can kayıpları vardı. Maalesef ülkemizin yaşamasını hiç istemediğimiz durumlar oluştu. 4 gencimizi kaybettik. Onlara da ailelerine sabırlar diliyoruz. Gençlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah bir daha böyle bir felaket yaşanmaz. Tabii ki bu felaket, evet, doğa, kimisi doğanın getirdiği doğa koşulları diyor ama kimisi de altyapı yetersizliğinden bahsediyor. Evet. Sebep ne olursa olsun kayıp yaşandı. Umarız ülkemiz bir kez daha bu felaketleri yaşamaz dileyelim. Hocam, bununla ilgili de söylemek istedikleriniz varsa program başında almak isterim. Eminim söylemek istedikleriniz de vardır. Tabii ki ben de 4 gencimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaslı ailelerine başsağlığı diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakar. Gerçekten büyük bir acıydı. Ülkemizde demek ki ülkemizin genelinde altyapı konusunda eksikliklerimiz de mevcut. Var, evet. Yani çünkü mutlaka dünya ülkelerinde de başka ülkelerde de şiddetli seller, yağmurlar olduğu zaman yaşanan çeşitli olumsuzluklar vardır. Yalnız bizim ülkemizde mahsur değildir ama ben bu şartlarda
ki yağmurlardan dolayı yaşanan can kayıplarından dolayı çok büyük üzüntü duyuyorum. Dolayısıyla eksik taraflarımızı düzeltme konusunda ülkeyi yönetenlerin biraz daha dikkatli ve aceleci davranması gerektiğine, işleri ötelememeleri gerektiğine inanıyorum. Bu artık bu ders olsun ama tabii ki giden canlara da çok yazık oldu. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaslı ailelerine başsağlığı diliyorum. Evet hocam, tabii bu hava koşulları nedeniyle de pazar gününe alındı karşılaşmalar. Tabii yağan yağmurdan dolayı sahaların fazlaca su çekmesi işte ve çamurlaşması. Belki bu birkaç gün tabii farklı haberler de var. Bizim meteorolojimiz farklı bilgiler sunuyor ama internetten diğer kanallara baktığımızda farklı bilgiler var. Yağmurun ülkemizi terk edeceği bugün en azından hafta sonu için söyleniyor. Cumartesi, pazar. Biraz daha sanki pazara kadar sağ koşullar daha iyi duruma gelecek ama siz sanıyorum hiç bu haftaki maçların oynanmaması gerektiğini düşünüyorsunuz. Yani hayır, o kadar çok şey değilim ama şunu söylemekte fayda görüyorum. Yani zaten zeminlerimiz, sağ zeminlerimiz gerçekten bozuk. Yani pırıl pırıl güneşli bir havada bile bozuk. Normal şartlarda bile bozuk. Yeterli değil. Sakatlanmak için birebir uygun. Futbolcular hocam çok az sağ kaldı öyle sanki hocam. Yok canım. Mesela ben sağ ismi vermek istemiyorum. O kulübü rencide etmek istemiyorum. Ama birçok sağ kötü. Birçok sağ kötü. Yani dışarıdan baktığında çim olarak görülebiliyor ama içerisine girdiğinde tabii ki çok yani biz resmen tuzak. Tabii canım. Şimdi bakın. Kalı gibi görüyoruz. Şöyle bir örnekle olayın daha ciddi olduğunu belirtmek isterim. Yani geçmişte ve geçen yıl belki de X bir antrenör yurt dışındaki bir seminere katılacak diye o takımın maçı ertelendi bu ülkede. Federasyon bunu yaptı. Evet, tamam. Bunu yapan bir federasyon bana göre ve spor dairesi yetkilileri futbol federasyonuna başvurarak ve ilgili kulüplere de başvurarak maçların tehir edilmesinin saha zeminler açısından daha yararlı olacağını konusunda tavsiyede bulundu. Futbol ama hafta içi kullanılmaması yönünde. Kullanılmaması. Tamam antrenman yani yapmadı maçlar, bu takımlar. Antrenman yapmadılar. Maçlar ertelensin diye değil hocam. Hayır, ertelensin diye de başvurdu. Ertelensin diye mi? Tabii federasyon başkanı da bugüne bıraktı bu olayları. Evet. Federasyon başkanı da bugün programı değiştirdi. Yani evet. Bir gün sonra aldı. Bunlar problem değil. Ertelenir ve ertelenmez. Ben kendi düşüncemi aktarmak istiyorum. İlle de ertelensin şeklinde de bir iddiam yok. Ama umarım ve dilerim ben. Söyleyeyim de içinde olsun yani. Bulunsun. Bir gün inşallah öyle bir konuda söylediğim demeyeceğim inşallah. Şimdi eğer bu sahalar daha da fazla bozulursa bunları tamir etmek Futbol Federasyonu'na ait değildir. Futbol Federasyonu başkasının emek harcayarak, devletin emek harcayarak hazır hale getirdiği sahaları bu şekilde cömertçe harcama lüksüne haiz değildir. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Bir ama de futbolcuların... bu hafta için söylemezsiniz herhalde hocam. Efendim? Bu hafta için söylemezsiniz. Hayır. Değil, bakımı için söylersiniz herhalde. Bunun ne için söylüyorsunuz? Her konu için söylüyorum. Bu hafta için de olabilir. Yani ben bu sahaların zeminlerinin bozuk olduğuna inanıyorum. Bu yağan şiddetli yağmurların nedeniyle daha da ağırlaşacağına inanıyorum. Su çünkü doymuştur toprak suya ve ben o suyun ne kadar çekileceğine inanıyorum. Çekilse bile çamur halinde olacaktır diye düşünüyorum. En büyük isteğim umarım ciddi sakatlıklar futbolcularda olmaz, takımlar üzerinde olmaz. Ama geçen hafta İtman, oynadı hocam. Yeterli sayıda idman yapamayan mutlaka takımlarımız vardır. 1, 2, 3, 5 beni ilgilendirmez. Bir takım bile olsa o takımın 18 tane futbolcusu bu ülkenin gencidir. Ama istese ayarlanır hocam. Tamam ya, yani, onu bilemem şimdi ben. Siz illaki şimdi siz illa antrenman yapmak şimdi istiyorsanız sağ bulamaz mısınız? Bakın eğer spor dairesinden yetkililer, sahayla ilgilenen yetkililer kulüplerimizle ilgili bu konuda istekte bulunduysa, idmanlarınızı yapmayın şeklinde istekte i̇şte bulunduysa benim bilindiğim, bu çok önemli bir olaydı. İdmanları yapmayın, erteleyin diye bir şey. İdmanları yapmayan takımlar, hafta sonu oynanacak olan ilgili antrenmanı yapmayan oyuncular antrenmansız çıktıkları maçlarda da sakatlanma riskleri var. Ben onu anlatmaya çalışıyorum sadece. Budur benim derdim. Umarım ve dilerim önemli sakatlıklar öyle olmaz. Öyle bir şey yaşanmaz. Bunun dışında benim bir itirazım yok. Hayır, siz ama daha iyi hatırlayacaksın hocam. Daha önceki dönemlerde yine böyle yağmurlu havalarda hatta maç oynanırken özellikle ben geçen hafta mesela Küçük Kaymaklı ki yazdım yorumumda da Girne Halkevi Küçük Kaymaklı maçında sahayı görmeniz lazımdı hocam. Aman Allah'ım. Yani o haftalar ertelemiyorsa maç oynanırken ertelemiyor bu hafta onlar da hata. Yani ilgililer
Bu sahada maç oynanmaz şeklinde bir tavsiye kararıyla federasyona başvurularsa federasyon bunu değerlendirir, değerlendirmez federasyona kalmış bir şeydir. Nitekim bunda da federasyona başvurdular. Federasyon da dedi ki hayır bekliyoruz, biz cumartesini bekleyeceğiz veya cumayı bekleyeceğiz. Cuma günkü hava koşullarına göre, meteorolojiden gelen bilgilere göre erteleyip ertelemeyeceğimize karar veririz. Cumartesi günkü maçları pazara erteledi de. Evet. Onu erteledi de. Neyse sonuçta benim temennim herhangi bir futbolcu sakatlığı yaşanmasın. Yani darbeye bağlı sakatlıklar dışında saha zemininden doğan sakatlıkların yaşanmaması. Çünkü günahtır gençlerimize diye düşünüyorum. Tabii ki böyle bir temennimiz yok ama ben umarım, güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah, inşallah bir sorun yaşanmaz. Temennimiz de bu yönde. Hakemler hocam programı alırken ben küçük bir hata oldu herhalde. Çetin Kaya gençlik gücü hakemini söyleyeyim izleyicilerimiz için. Fehim Dayı orta hakemliğini yapacak. Evet. Bir de sanıyorum Mert Alsancak Yeşilova yine halkaya vardı. Orada da Mustafa Öztugay orta hakemliği yapacak. Onu da tekrar izleyicilerimiz için söylemiş olalım. Ve isterseniz çok kısa bu haftada gelişen açıklanan disiplin kurulu kararları vardı. Evet. Doğan Türk Birliği Mansur Türk gücü maçında çıkan olaylar sebebiyle ceza yağdırdı. Fakat tabii cezaları söyleyelim en fazla emek, Doğan Türk Birliği'nden emek 12 maç, Ufuk da, Mansur Türk Birliği'nin Ufuk da 8 maç. Diğer oyuncular da var ama daha az cezalar evet, var. Evet, Mehmet Ali Savaş'tan 3'er maç aldı. 3'er maçta o diğer oyuncular aldı. Fakat hocam ben görüntüleri izlerken, ben de maçta değildim ama sonrasında görüntüleri izlerken iki takımın yöneticileri de sahaya girdi ve sanki bazıları ayırmak için değil de kavgaya karışmak için oradaydı. Tabii ki o kalabalığın içinde herhangi bir şey yapıldığı mı yapılmadığı mı bilemiyorum. Onunla ilgili kesin bir şey söyleyemem ama sanki bu cezalar bana biraz az geldi. Emeğe verilmiş 12 maç cezanın az olduğunu söylemiyorum. Sanki daha birkaç kişinin daha ceza alması gerektiğini düşünüyorum. Acaba az mıdır hocam? İzlediniz mi siz televizyonu? Ben hiç izlemedim. İzlemediğim maçla ilgili bir şey söylemem ama benim şöyle bir düşüncem vardır. Ben tabii ki hak eden insanlara kim olursa olsun gerekli cezaların verilmesinden yanayım ama böyle cezalara da karşı olan bir insanım. Ama sonuçta hak ettiyse yapacak bir şey yok. Evet. Dolayısıyla ben izlemediğim üzücü olaylar yaşandığını duyduk. Evet hocam. Mausa Türk Gücü cephesinden cezalarla ilgili olarak tabii ki Mausa Türk Gücü yönetimini ben her zaman takdir etmişimdir. Çalışmaları, kulübe sahip çıkmaları, camiaların haklarını korumaları bana göre son derece yeterlidir ve iyidir. Ben Mausa Türk Gücü yönetimini çok istekli ve arzulu görüyorum. Mausa Türk Gücü, evet. Mausa Türk Gücü yönetimi tabii ki cezaları kendine verilen cezaları fazla gördüğü için bu konuda bir basın bildirisi veya sosyal medyada paylaştığı bildiriyle bu cezaları hak etmediklerini belirten bir açıklamada bulundular. Kim için hak etmediler mesela hocam? Maç yani cezaları için. Özellikle mesela yöneticilerin sağ kapatma konusunda hayır yani şimdi oyuncularına verilen cezayla ilgili herhangi bir yorum yapmadılar. Evet. Neyle doğru. Ilgili? Ama mesela bir maç sağ kapatma cezası verilmesine ve büyük bir olsa tabii ki belki para cezasına tepkiler olmuştu. Evet. Onu bilemem. Sahaya giren yöneticilerin olaylara karışmadıklarını ve olayları önlemek için sahaya girdikleri şeklinde iddiaları var. Kendi bu konudaki açıklamaları var. Evet. Ben bu konuda Mausa Türk Gücü'nün olaylarda hiç görmediğim için herhangi bir yorumda bulunmak istemiyorum. Ama Mausa Türk Gücü yönetimi aynı açıklamasında Doğan Türk Birliği'ne verilen cezanın da sahaya kapatma cezasında yanlış olduğunu belirtti. Bana göre bir camia, kendini savunacak sadece. Yani Doğan Türk Birliği'ne verilen cezayla ilgili keşke yorum yapmamış olsalardı. Çünkü kendi camiasını savunsun bana göre yeter. Doğan Türk Birliği'ne verilen cezayla ilgili bir maç sahaya kapatma cezasıyla ilgili olarak Doğan Türk Birliği yönetiminin bu konuda eğer bir itirazı varsa onun açıklaması bu arada yapması. Açıklamayı buldum hocam. Bizi şaşırtan bir diğer husus da diyor. Burası evet. Önemli. Bir maç sahaya kapatma cezası almış olmamızdır. İşte onu, bizim sorumluluğumuzda olmayan bir sahada saha olaylarından nasıl sorumlusunuz? Tamam diye. Aynı şekilde. Soru soruyorlar. Tamam evet doğru. Evet MTG taraftarları
Hayır, aynı açıklamada Doğan Türk Birliği'nde aldığı cezanın da yanlış olduğunu söylüyorlar. Nasıl olur hocam? Tam tezat olur buraya. Burada işte orada tezat olur. Burada diyorlar ki sahaya giren bir tekme tege taraftarı yokken, sahaya yabancı madde atan, küfür eden bir tekme tege taraftarı yokken nasıl oluyor da bizim tarafımızdan cezalandırıp sağımız kapatıyor? O açıklamanın tamamını okursan Doğan Türk Birliği'ne bayağı verilen maç... Bayağı uzun bir açıklama. Bunu da belirttiler. Dolayısıyla bilemiyorum. Yani şimdi... Ben konuda size katılıyorum. Evci takımla, ev sahibi takımla, konut takım ya birer maç ceza verilmesi doğru muzdu, yanlış mıydı? Ben bunu tartışabilirim. Hocam peki bu ne kadar hocam? Mesela şimdi ilk aklıma gelen Yalova. Yalova'da olaylar Yalova'da olduysa Yalova kulübüne ceza verildi. Hatırlıyor musunuz iki kulübede karşılıklı sağ kafama cezası verildiydi? Ben çok hatırlamıyorum. Yani genellikle verilen bir ceza türü değil. Tercih edilen bir ceza yani türü değildir. Yani o sahada gerçekleşmişse eylem. Şimdi iki takımın taraftarı da eğer sahaya girmişse ama bazı taraftarlar da sahaya iyi niyetle girer. Biliyor. Yani onu söylemek lazım. Evet. O şekilde kabul edelim. Yani Mahsun Türk Gücü'nün açıklaması da bir yönde. Bir kere görüntüleri de alıp izlendi muhtemelen inşallah. Mutlaka diyorum. Bilemiyorum. Detaylı izlenmiştir. Görüntüler istendiğine göre yayıncı kuruluştan. Umarız ki detaylı izlenmiştir ama yani bunlar o karmaşıklıkta iyi analiz edildi mi? Benim kafamda soru işareti var. Bilemiyorum. Yani. Bunun olmaması gerekirdi. Yani bizim kafamızda hocam soru işareti olmaması gerekirdi. Keşke izleseydiniz görüntüleri. Çünkü gerçekten ama çok karışık. Ama Futbol Federasyonu'nda birer maç ceza vererek iki kulübü de böyle şey yapmaya çalıştı. Ama olsa Türk Gücü takımı bu konuda yani işte bir maç ceza ben aldık. Ben hatırlamıyorum karşılığını. En azından az ceza aldık. Sesimizi çıkartmayalım demediler. Haklarını savunur bir şekilde açıklama yaptılar. Ben buna bakarım. İlgi, alaka üst seviyede Mahsun Türk Gücü'nde. Bu arada Bayer Başkan'la geçtiğimiz hafta ilgilendiren tarafı. İzledim hocam şeyi eleştirdi. Yani biz evet futbolu konuşun. O günkü oynadığı maçta futbolu konuşun, tartışın. Ama futboldan önce bu olaylar var. Bu yaşanan olaylar var. Yani ondan öncesinde konuşulması gereken. Gerçekten olmaması gereken uzun zamandır bu kadar şiddetlisini görmemiştik hocam saha içerisinde. Umarız da bir kez daha görmeyiz. Bu umarım görmeyiz ama yani olur diyelim. Tabii ki futbolu konuşmak lazım ama bu futbol maçında veya sonunda çıkan olaylar konuşulmadı mı spor programlarında? Evet konuşuldu ama öncesinde... Yeterli mi bulmadı Sayın Başkan? Bazı programlarda öncesinde işte oyun sistemi eleştirildi Doğan Türk Birliği'nin ya da işte maçla ilgili eleştirildi. Vallahi ben arkadaşlarımın yaptığı yorumlara çok karışacak bir şeyim yok ama şunu söylemek istiyorum. Eğer bir karşılaşmanın sonunda olaylar çıkmışsa ve bu raddede olmuştur olaylar ağır şekilde verilmiştir. Oynanan futbol çok fazla beni enteres etmez o maçta oynanan futbol. Önce tabii ki olaylar çok önemlidir. Çünkü insani olaylar çok önemlidir. Olayların centilmenliğin dışına çıkan olayların yaşanmamasını her zaman biz buradan söylememiz lazım. Ama hocam o sıcak olaylar soğuduktan sonra da insan önemli bir maçtı çünkü. İnsan belki de onunla ilgili yorum bekleyen taraftar da olabilir. Yani ben Mahsun Türk Gücü'yüm. Olaylara karışmamışım. Benim takımın övülmesine eğer iyi oynadıysa isterim. Onu da yapacaksın tabii. Ya da Doğan Türk Birliği hayır, iyi oynadıysa ya da kötü oynasın eleştirilsin isterim. Şimdi senin sorun üzerine ben bu yorumu yapıyorum. Ama doğrudur. Yani çıkan olaylar bana göre... Önce olaylar konuşulmalı. Barcelona gibi oynasan bile ondan daha önemlidir. Önce centilmenlik, önce fair play. Bunu her zaman söyleyen kesimlerden bir tanesiyim ben de. 80 kişilik bir grubumuz var. Onlardan sadece bir tanesiyim. Eğer bunları söylüyorsak önce bunlar daha önemlidir. Bunları hocam belirtmek lazım. Ondan sonra tabii ki Mahsun Türk Gücü'nün aldığı bir sıfırlık galibiyeti övmek lazım. Oynanan futbolu değerlendirmek lazım. Hangi takım iyiydi, hangi takım kötüydü, nerede ne yanlış yaptılar. Bunları değerlendirmek mutlaka olacak. Bu ama önce centilmence oynamayı öğrenmeyi buradan söylememiz lazım. Yenilgiyi kabul etmeyi söylememiz lazım. Eğer hakemler hata yapmışsa maçla ilgili olarak onları bilemiyorum ben. Hakemler de insandır. Hata yapar demememiz lazım ama hata yaptı mı hakemleri de hakemlerin üzerine saldırmanın onunla da yanlış olduğunu belirtmemiz lazım. Teknik adamların her şeyi söylememiz lazım. İsyanı vardı, onunla konuşacağız hocam. Mahsun Türk Gücü'yle başlayalım. Hiçbir şeyi gizleyemeyiz. Yani belki de Doğan Türk Birliği Camiası bu anlamda bazı şeylerin gizlendiği şeklinde endişeleri vardır ve bu yüzden böyle bir açıklama yapmıştır Doğan Türk Birliği Başkanı. Onu bilemem. Ama bizim böyle bir adetimiz vardır yani. Bazı huylarımız vardır. Bazı gerçekleri gizleme, bazı ben söylemeyeyim, ben karışmayayım.
olayları içerisinde olabiliyoruz bazen. Dolayısıyla ben onu çok fazla değerlendirmek istemem. Fazla işte üstüme okları çekmeyeyim diyeceksiniz. Bu işi yapmayacaksınız hocam. Herkesin Mausa bir yol işi var. Mausa Türk Gücü'nün geçelim, konuşmaya başlayalım hocam başlarımızı. Mausa Türk Gücü liderlik koltuğunu devraldı. 28 puanda 2 puanlık fark var Yeni Cami ile arasında. Bu haftada gerçekten önemli bir karşılaşma. Çünkü Bafülkü Ordu maçı onlar için kolay olmayacak. Bafülkü Ordu da üçüncülükten beşinciliğe geriledi. Üçüncülüğü geri almak isteyecektir. Hocam nasıl bir maç olur? Vallahi ben hiçbir gücün bu haftalarda Metege'yi durduracağına inanmıyorum. Yani bu ayın içerisinde... Bu biraz iddialı olmadı mı hocam? Bu ayın içerisinde bir takım eğer... Ben normal koşulları söylüyorum. Evet, tamam, eğer intihar etmeleri lazım yenilmeleri için Mausa Türk Gücü. Ben açıkçası Yeni Cami'yi ve Doğan Türk Birliği'ni yenebiliyorsa bir takım birebir... Üstteki rakiplerini yenebiliyorsa bir ayın içerisinde, iki hafta, üç haftanın içerisinde son haftalarda düşüşte olan Bafülkü Ordu'nu da yenmesi lazım. Ama hocam Yeni Cami tılsımını da Baf bozdu. Bunu da hatırlatayım size. Fark etmez ama yani Bafülkü Ordu, Yeni Cami maçı... Türk Gücü'nün tılsımını da bozabilir. Neden olmasın? Olabilir. Futbolda her şey olabilir. Ama ben Türk Gücü'yle, Mausa Türk Gücü'yle Ülkü Ordu arasında güç farkının olduğuna inanıyorum. Türk Gücü benim için en güçlü takımdır. Kadrosu ile, yakaladığı havayla, yönetimiyle, her şeyiyle temposunu yüksek tutan bir takımdır. Ben de futbolun yüksek tempoda oynanması gerektiğine inanıyorum. Öyle yüksek tempoda oynayan takımlar benim beğendiğim takımlardır. Evet. Benim de futbolla ilgili düşüncem bunlardır. Bunları sahada uygulayan bir takım varsa benim övgülerim az biledir. Ben kimim ki Mausa Türk Gücü'nü öveceğim, o ayrı bir olay. Ama sonuçta bir de düşüncem vardır. Düşüncem vardır ve futbolun bu yönünü seviyorum. Futbolun bu yönünü bu ülkede uygulayan tek takım şu anda Mausa Türk Gücü'dür. Bugün itibariyle. Hocam sanki Bafülkü Ordu'da çok düşük tempoda oynayan bir takım değil. Yok ya, rakibi için söylüyorum. Son haftalarda düşüştedirler. Evet, o anlamda diyorum ben. Yani Mausa Türk Gücü çıkıştayken Ülkü Ordu'nun düşüşte olması Mausa Türk Gücü'nün Ülkü Ordu'nu devirmesi için de önemli bir fırsattı. Şimdi Kemal Hoca, biz Yeni Cami maçında izledik, orada olduğu için söylüyorum. Evet. Gerçekten karşısındaki rakibi ne kadar güçlü olursa olsun risk alıyor bir kere. Mutlaka. Yani geriye düştü diyelim Mausa Türk Gücü maçında. Yine takımını önde tutacaktır, öne çıkması için uyaracaktır bana göre. Bu da oyunu güzelleştiriyor hocam. İşte o dediğiniz hani daha oyunu geride kabul edeyim, daha temposu düşük bir oyun anlayışıyla sahada yer alayım. Bafülkü Ordu bunu maç içerisinde değiştirebiliyor rahatlıkla ve risk alarak öne çıkıyor. Ben Mausa Türk Gücü maçında da bunu yapabileceklerini düşünüyorum eğer geriye düşerlerse. Tabii ki Ülkü Ordu kötü bir takım değil. İyi bir takımdır. İki hafta öncesine kadar üçüncü sırada yer alıyordu. Evet. Söylediğin gibi Yeni Cami'ye ilk puan kaybını yaşatan takımdır. En azından bundan dolayı saygı göstermemiz lazım. Ben saygı gösteriyorum. Peki bu maçta o zaman Mausa Türk Gücü'nü ben tabii ki Mausa Türk Gücü'nü %51-49 mu hocam yoksa oranınız hiç, daha yani var. Benim oranım biraz da yüksektir yani. Şimdi %51 bu kadar övgüden sonra 51-49 dersem diyecekler nedir be Can Hoca senin yaptığın ama. Bu kadar övdüğüm bir takım. O zaman 60'larını 70'lerini... Gene bir adım önde demektir yani. Bir adım önde tabii ya. Bir adım önde. Evet, Çetinkaya Gençlik Gücü hocam. Vallahi ben Çetinkaya'dan çok Gençlik Gücü'nün oynadığı futbol beğeniyorum. İstediği sonuçları alamıyor. Gol atma konusunda herhangi bir sıkıntısı yok ama gol yeme konusunda sıkıntıları var. Evet. Çetinkaya gol atma konusunda sıkıntı yaşayan bir takım. Yani 1-0 kazandığı maçlar, skorlar böyle. Genellikle bir farklı... Gençlik Gücü'nün de tam tersi. Gençlik Gücü de 3-2 yeniliyor, 4-3 yeniliyor. Öyle bir tezat teşkil eden bir takım. İyi çalıştıklarını biliyorum. Bir tek geçen hafta atamadılar sanırım. 2-0 kaybettiler. Olabilir yani ama ben 10 haftayı değerlendiririm bir takım için. Dolayısıyla nasıl bir sonuç olacak tam kestiremem. Ama moral motivasyon açısından Çetinkaya biraz daha önde gibi geliyor bana. Küçük Kaymaklı Yeni Cami maçını konuşalım hocam. Başkent'te oynanacak. Yeni Cami artık puan kaybetmek istemeyecektir. Ama Küçük Kaymaklı da vitrinde olacak bir karşılaşma ve muhakkak Yeni Cami'den puan almak hesapları yapıyor. Nasıl bir maç olur? Yeni Cami artık bütün takımlar çözdüğünü düşünüyorum. Biz de haftalarca izledik. Temposu düşük. Ve zaman zaman çok ender bence tempoyu yükseltiyor. Haftalardır John ve Kenneth'ten istediği verimi alamadığını düşünüyorum. John her ne kadar da gol atmış olsa da bu hafta.
nasıl bir maç olur? Küçük kaymaklı tabii ki daha az tecrübeli oyunculara sahip yeni camiye göre. Ama bir puan almak isteyecektir. Eksikleri var. Taner ve bir oyuncuları haber yapmıştık unuttum ama Taner bir oyuncuları. Taner yok. Bir oyuncular daha var. Diye hemen bakalım hocam eksiklere. Yani cezası nedeniyle zannedersem yok. Ben yeni caminin vites artırması gerektiğine inanırım. Öyle yan paslaşmalar geriye, paslar geriden oyunu 90 dakika boyunca 90 kez Taner geriden. Taner ve Bahadır hocam. Evet. 90 kere 90'unda da geriden başlatarak tempo yükseltmeden oynadığı her karşılaşmada zorlanacağına inanıyorum. Rakip ne kadar da eksik olursa, az sıralarda olursa olsun küçük kaymaklı. Yeni caminin bir dezavantajı da eksikleri de var. Yani şimdi Emin de yok belki de bu hafta. Yine yabancısı yok belki de savunmada. Kimi oynadı çok çok merak ediyorum. Sezon başında konuştuğumuz o Yeni Cami idarecileri 21 kişidir kadromuz sorun yok diyen o Yeni Cami idarecileri şimdi konuştuğumuzda eksiklerden bahsediyor bize. Ama lig uzun bir maratondur. Lig uzun bir maratondur. Formsuzluk var, sakatlıklar var, cezalılar var. Hep bunları düşünerek kadronu geniş tutacaksın. Geçen sene Sedat Hoca 13 oyuncuyla oynamasından şikayet etti. Son haftalarda bazı dalgalanmalar oldu. Kupadan elendi. Ozan Köy karşısında bilmem hangi Yeni Boğaziçi karşısında puanlar kaybetti. Dedik bunlardan ders çıkararak bu yıl kadroyu farklı bir şekilde kuracaklar dedik. Aynı şekilde devam ediyorlar. Geçen hafta çok acayipime giden bir durum var. Nedir hocam? Çok acayipime gitti. Yani şimdi bak Esin Sonay'ı ben söylememe hiç gerek yok. Esin Sonay'ın futbol kalitesini burada tartışmama gerek yok. Tamam sezon başında, geçen sezonun sonunda sakatlanıp sezon başında tam idmanlara, randevanla katılmamış olabilir ama son haftalarda, son zamanlarda iyi çalıştığını, sakatlığının tamamen geçtiğini biliyoruz. Ama ilk 11 hiç oynamadı hiçbir hocam. Oynamadı. Hayır, o da ilk 11'de oynatmasını söylemiyorum. Belki de ilk 11'de de oynatması lazım. Bu formsuz futbolculardan daha mı kötüdür Esin işte Sonay? Bilmiyoruz, oynatmadığı için. Oynatmadığı için ben de bilmiyorum. Güveneceğin kardeşim Esin Sonay'dan bahsediyoruz. Sen 2-2'yi korumak için 90+3'te Esin Sonay'ı oyuna alamam. 2-2'yi korumak için mi aldı Esin Sonay? Golcü değil mi hocam? Maç 90+3'te Esin Sonay'ı oyuna koyduğunda niçin diyor o? 2-2'yi korumak içindir. Maç kazanmak için mi? 90+3'te. İkisi de değil bana göre 90+3'te. 90+3'te daha akla daha yakın hangisidir? Yani tabii skoru korumak. Bitmiştir. Ben orada bitirdim. Evet. Benim için olay orada tükenmiştir. Peki hocam haftalardır bu şekilde, aynı taktik. Evet. Bir antrenör sizi çözdüler. Sizin takımınızın oynadığı sistemi çözdüler. Eleştiri de alıyorsunuz. Sistemin çözülmesiyle ilgilidir tabii. Hayır, bu. Hayır yani çok düşük tempo oynuyorsunuz. Evet. Niye takıma göre sistem değişmiyor? Mesela ben Sedat Hoca'ya bunu sormak isterim. Yani sizin elinizde o oyuncular var. O koyduğu genç çocuklar kötü değil hocam. Hasan Uluköy kötü bir oyuncu mu sizce? Zaten oynadı diyor 60. dakikada bir sakatlığı var çıkıyor. Sakat çok. Yani sakat çok ama yani kötü oyuncular değil. Niye tempoyu hiç yükseltmeyi denemiyorsunuz? Yani gerçekten bu oyuncularda... Sen Cihangir karşısında kötü oynadığın halde 2-0'da öne geçtin. Cihangir 1-0'dan sonra Yeni Cami'yi futbol diye oynadı sahada. Bu bir gerçek. Evet. 2-0'da öne geçtin. Bir hata yaptı. İkinci yarıda özellikle Cihangir tabii çok canım, daha iyiydi. Direkten ön topları var. İkinci yarıda 2-0'da öne geçtin. Cihangir savunması bir anda önde bulununca sen az adamla yakaladın. İkinci golü de attın. 70'lerde falan. 60'lardan sonra. Sen yeni camisin. 2-0'ı koruyacaksın. Telaşa kapılmayacaksın. Peki hocam bu maçta ne görürsünüz? Küçük Kaymaklı yeni cami karşısında Küçük Kaymaklı'da eksikleri var. Yeni caminin de eksikleri var. Bak yeni cami kesin kazanır diyemiyorum. Evet. Bu kadar hafta söyledik. Ama son haftalarda bunu söyleyemem. Bu maç için de söyleyemem. Nasıl bir karşılaşma olacak bilemem. Yeni Cami nasıl oynayacak bilemem. Nasıl bir kadroyla çıkacak hiç bilemem. Düşük tempoda oynayabileceğini tahmin ediyorum. Bir kere kabul edecek Sedat Hoca. Sedat Hoca da kabul edecek. Bu temposunu biraz yükseltmesi lazım. Futbolda net. Sen eğer çok iyi çalıştığına inanıyorsan, fizik kondisyonunun yeterli seviyede olduğuna inanıyorsan takımının, o tempoyu yükselteceksin. Yana pas, geri paslar. Yana pas, geri pas, diğer takımlarda şey değildir ya. Yani diğer takımlar güçümsenecek takımlar değildir hiçbiri. Yani onlar da çalışıyor, onlar da futbolu evet, bilen evet. İnsanlar, onlar da büyük camialar, hepsi büyük camia. Dolayısıyla Yeni Cami'nin kaybedeceği bir puan onu biraz daha zirveden uzaklaştılar. Yeni Cami'de kriz çözme konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Yönetimsel sıkıntılar da var. Peki hocam bu maçta kaybederse
Şampiyonluk şansında ne görürsünüz Yenicem eğer kaybederse ve Mausa Türk Gücü kazanırsa? Tabii ki yani ben daha da azalır şansı. Çünkü Mausa Türk Gücü'nün istim üzerinde olduğuna inanıyorum. Çok temposu yüksek bir futbol düşüncesiyle sahada yer aldığına inanıyorum. Tabii ki Mausa Türk Gücü de ilerleyen haftalarda puan kaybedebilir ve kaybedecektir de. Ama Yeni Cami'nin moral motivasyon olarak geri dönüşü biraz kırılgan bir yapısı var Yeni Cami'nin. Yeni Cami camiasının kırılgan bir yapısı var. Özgüveni patlaması yaptı maçlarda. İyi futbol oynamadı. Bu defa da özgüvenini kaybetti. Özgüvenini kazanmak da oynadığı futbolla eş anlamlıdır. Yani ağır ağır aksak gidiyor. O özgüveni kazanmak için de Yeni Cami zamana ihtiyacı var şimdi. Hadi bakalım bu zamanı nerede bulacaksın? Bu zaman içerisinde puan kayıpları yaşarsan ne olacak? Bunların hesapları yapılması ama lazım. Ama söylediğinde o zaman şey haklıdır. Bir de bu kelimeyi sevmem. Kazandığı için kazanan her zaman haklıdır derler. Nasıl hakem insandır hata yapabilir olayını ben kabul etmem ya. Evet. Kazandığı için de haklıdır kelimesini asla kabul haklıdır etmiyorum ama. Haklıdır değil daha kötü oynadığında da kazanmak önemlidir. Ama onu bir maç yapabilin iki maç Ebru. Her maç kötü oynayıp da kazandığında bir aksilik var demektir. Ya da illaki bunu, olacak demektir. İllaki olacak demektir. Çekirge meselesi bu. Evet. Bir atlan, aynen, iki atlan, üçüncü de. Öyle oldu. Biz de çekirge misali Binatlı Gençler Birliği maçını atlayalım hocam. Yani şimdi Gençler Birliği'nin oynadığı futbolun iyi bir futbol olduğu şeklinde söylentiler var ama özellikle Binatlı'da da istikrarsızlık. Hocam ben bu iyi futbol oynuyor da haftalardır kaybediyor 4 puanda bu hafta kalır nasıl, meselesi. Ne yaptı? Bu haftada yenildi. Evet yani. Yok, berabere kaldı sanıyorum. Ona da geleceğim. Türk Ocağı ile ilgili, Türk Ocağı Teknik Direktörü Hasan Topal'ın açıklamaları var. Hiç katılmıyorum. Bilmediğin için bir şey söyleyeyim ama sen söyleyeceğim tabii. Hocam size. Tamam. Şimdi Gençler Birliği iyi oynuyor ama yani kazanması lazım, bravo. Sonra bir puan alıyorsunuz. Olmaz. Siz ve yani 4 puandasınız. Evet. Bu iyi oyunla Gençler Birliği düşerse hala daha söylersiniz o zaman iyi oynardı diye. Böyle şey mi olur? Artık kazanması gerekiyor. Kazanmasının sırası geldi. Şimdi off-for'da olmayan, off-for'u olmayan Binatlı bir Binatlı karşısında iyi durumda değil hocam. Tabii o da iyi durumda değil. Dolayısıyla birebir rakibi. Rakibi sayılabilir. Dolayısıyla kazanmazsan yine haçına bir iyi oynayacaksın. Yani Yeni Cami'ye benzeyecek. Bu kötü oynadığı zaman kazanıyor, kötü oynar kazanır. Kötü oynar kazanıyor. O kötü oyunlar biter sonunda. Biter, evet. Kazanma biter. Şimdi sen de iyi oynan kaybeden, iyi oynasında da kaybedeceksin demektir. Peki kimi daha yakın görürsün hocam galibiyete? Hemen maç neredeydi? Binalı'da. Yani güzel olursa. Binalı biraz Binalı daha şanslı olabilir. Cihangir Doğan Türk Birliği hocam. Cihangir Yeni Cami'nin ardından hemen Doğan Türk Birliği. Vallahi söyleyeyim ki Cihangir de Fırat yok onu söyleyelim. Ameliyat oldu geçmiş Fırat olsun yok. Deli. Musa. Evet, Musa ile yolları Musa'yla ilgili sıkıntılar var. Kadroda bir zaten dar bir kadro var. Dar alacak bir kadro. Doğan Türk Birliği iyi bir takım. Fakat istikrarsız zirveden Türk gücüne dayanıyor. Lua Lua ile onlar da sanıyorum yollar ayırdılar. Lua Lua ile yolları ayırdılar. Emek cezalı. Ali Savaşan yedek gerçi ama o da cezalı. Yani Doğan Türk Birliği eğer kafasında yukarılarda kalma gibi bir düşüncesi varsa kazanması gereken bir maç diye görürüm ama. Cihangir'i de yani 12-13 futbolcusuyla ligde gösterdiği performansı ben hayranlıkla izliyorum. Çok beğeniyorum Cihangir'in futbolunu. Evet. Özellikle son haftalarda oynadığı futbol gerçekten yani bence Türk gücünden sonra futbol olarak bir beraberlik. Türk gücünden sonra futbol olarak en beğendiğim takım. Cihangir. Yeni Cami maçında oynadığı futbol yani yabana atılacak bir futbol değil. Kimse kusura bakmasın. Şapka birkaç çıkartılması lazım. Birkaç oyuncu gene tam performansında değildi. Olabilir. Buna rağmen. Tamam ikinci golü büyük bir hata yaparak girdiler ama olabilir yani futbolda bunlar olur. Hata da yapacaksın. Ama oyunun geneline baktığımda ben istekli, arzulu, hırslı, puan alma... Ben de o ilk söylediniz hocam. İstemek. İstemek çok önemli. İstemek önemli başarmanın yarısıdır şey, deriz. Evet. Çocuklara ben böyle öğrendim okulda. Peki kim galibiyete daha yakın olur hocam? Ama şimdi hocam eksikleri var. Fırat'ın eksikliği tabii ki çok önemli. Yani bu Fırat'ın eksikliği mutlaka Toygar Hoca'yı gara gara düşündürür. Musa konusunda o kadar düşünürüm bilemem ama Musa da Yeni Cami maçına girdi. Bir faul atışından beraberliği sağlattırdı. Takımına akıl dolu bir futbol oynadı, şey yaptı. 90 dakika performansının vallahi Doğan Türk Birliği moralsiz. Doğan Türk Birliği moralsiz. Cihangir Fırat'sız.
öyle bir maç ki tahminini önceden kestirmek oldukça güç. Maç nerededir? Cihangir'dedir. Beraberlik çıkabilir mi hocam? Beraberlik de çıkabilir. İki takımdan biri de kazanabilir. Yani evet, öyle bir sonuç olabilir. Türk Ocağı Esentepe maçını konuşalım hocam. Türk Ocağı 17 puanda. Tabii ki umutları elde azalmıştır. Şampiyonluk adına önünde bir takım var ama. İstikrarsız takımların zirvede yerinin olacağına çok fazla inanmıyorum. Hasan Topaloğlu'nun açıklamalarını söyleyeyim hocam size. Belki bu konuda ben kesinlikle katılmıyorum. Hoca dedi ki biz Gençler Birliği işte çok iyi oynayan bir takım. Evet. Biz daha çok zorlandık. Yani berabere kaldık Gençler Birliği ile. Gerçekten çok çok iyi futbol oynuyorlar. Kolay olmadı bizim için dedi. Bu hafta da dedi Esentepe ile oynayacağız. Yine çok çok iyi oynayan bir takım. Şimdi Esentepe, ben küçümsemek için söylemiyorum. Esentepe ve Gençler Birliği için. Ama tabii bu daha abartılı cümlelerle. Şu anda ben bayağı yumuşattım cümleleri. Esentepe ve siz Gençler Birliği için bunu söylerseniz Mausa Türkgücü ve Yeni Cami ile oynamayın o zaman. Doğru. Katılıyorum. Oynamayınız. Yani adamlar 4 puanda. Şimdi bakın. İyi oyunla 4 puanda. Esentepe'ye bakıyorum 7 puanda hocam. Şimdi bakın. Futbolcularla katılmam yani. Futbolcularla bütün hafta birlikte olan teknik direktör. Kulüp içerisinde yaşananları bizden kat kat fazla bilen bir teknik direktör. Bazı oyuncuların forum durumlarını bilen, bazılarını beğenen, bazılarını belki yetersiz bulan bir teknik direktör. Belki de takımının forum durumundan çok da fazla memnun olmayan, şu anda oyuncularının çıktıkları bir maçta nasıl bir reaksiyon göstereceklerinden emin olmayan bir teknik direktör. Gençler Birliği maçından sonra böyle bir açıklama yaptıysa eğer Esentepe maçından da çok fazla umudu yok demektir. Alıştırıyor bana göre. Esentepe de çok iyi bir takım dedi. Olabilir. Olabilir. Ama sen Esentepe'den daha iyi bir takımsın. Normalde baktım da kağıt üzerinde. Bak bu kağıt var elimde. Yani bu kağıtta daha iyi bir takımdır. Hocam zaten transferlere bakarsak, tek tek oyuncuları alırsak, paralarını da yazarsak yanına 3 katı çıkarır. İstenmeyen şeyler yaşanabilir kulüp camiaların içerisinde ve bunlar Hasan'ın tarafından görülen, bilinen şeyler olabilir. Bilemem ben nedir. Ben şu açıdan söylüyorum. Yani Hasan Topaloğlu zaten iyi bir teknik adam. Evet. Fena da bir kadron yoktur. Evet. Yani bence Hasan Hoca'nın fena bir kadrosu yok. İyi bir kadrosu var. Siz son iki sırada olan takımlar için çok çok iyidirler. İşte çok güçlüdürler derseniz evet ben küçümsesin demiyorum kesinlikle. Ama o zaman yani Mausa Türkgücü Yeni Cami'ye biz ne söyleyecek? Doğru. O doğru, orada mantık olarak söylediğin çok doğrudur. Ama ben belki de rakibi oner etmek için de söylenmiş, taksiksel bir açıklama olarak da söylenmiş olabilir. Her türlüsü olabilir ama yani... Peki nasıl bir maç olur hocam? Ben Türk Ocağı'nın kazanacağına inanıyorum. Hasan gibi düşünmüyorum. Ama bir maç oynanmadan da kazanılmaz. Ha. Bunu da söylemek lazım. Ama benim kağıt üzerindeki favorim Türk Ocağı'dır. Hem kadrosuna güvendiğim için, hem teknik adamın hırsına ve çalışma temposunu beğendiğim için, hem ekonomik imkanları rakibe göre daha iyi olduğuna inandığım için, belki de böyle değil ama ben öyle inandığım için. Çünkü biz basın olarak her şeyi bilemeyebiliriz. Bazı şeyler eğer varsa gizlenmiş olabilir. Hasır altı edilmiş olabilir. Görüneni söylüyoruz biz. Dolayısıyla tüm olumlu koşullar Türk Ocağı'nı gösteriyor. Daha olumsuz koşullar Esentepe'yi gösteriyor. Dolayısıyla kağıt üzerindeki favori Türk Ocağı olur. Türk Ocağı. Merit Alsancak, Eşlovak, Girnalkevi hocam süremiz de çok çok azaldı. Ben Girnalkevi'nin oynadığı futbolda beğeniyorum. Puan olarak iyi durumda olmayabilirler. Ama ben Girnalkevi'nin oynadığı futbolu beğeniyorum ama Yeşilova'da son 4 haftadaki o çıkışı da yabana atmak mümkün değil. Şenol Can Bulat'la birlikte bir çıkış yakaladılar, bir ivme yakaladılar. İyi de futbol oynadılar. Gençlik Gücük maçında da çok kötü değillerdi. Tabii Gençlik Gücük gol pozisyonunda bulduğu halde değerlendiremedi. Yani onun için Gençlik Gücük gol konusunda sıkıntı yaşamaz dedim. Atmadı ama pozisyon bulabiliyor. Evet. Ben bu anlamda tabii ki Yeşilova'ya biraz daha fazla güveniyorum. Çünkü o çıkışlarını devam ettirmek istiyorlar. Onların hedefi belli ki yukarılar. Şampiyonluk değil ama yukarılar. Peki Lefke Gönül hocam son maçımız. Lefke Gönül maçı. Ben yani Karadağ'da. Lefke gece biraz daha ağır geliyor bana. Daha kendi sahasında hala daha ben Lefke Karadağ'ın geçilmez olabileceğine inananlardanım. Ama Gönül'ün de aldığı sonuçlar
imkansızlıklar içerisinde yaptığı başarılar, evet, takdir edilesi başarılar. Ama tabii ki ev sahibi olması konumuyla, gece maçına biraz daha alışık olması konumuyla ben Lefke'yi biraz daha şanslı görüyorum. Ve son bir cümlede hakemler için alayım hocam. Bana göre hakemler şu anda hala ortalama gidiyorlar. Ortalamanın bir tık üzerine çıkmış değiller. Biz çok iyi hakem olarak sayacak olursak belki de bir ya da iki kişiyi sayarız. Maalesef bu üzücü, 11 hafta geride kalırken hocam. Şimdi ben ortalama olarak görüyorsun. İnşallah onun altına düşmezler. Yok, vasata düştüğü zamanlar da olur da ben çok şey yani yapmak istemiyorum. Ortalama orta buldun genelini. Ortalama orta bulmaya devam edelim. Çünkü ben ortanın çok üzerine çıkacaklarına çok fazla inanmiyorum. Ya ben gene var inancım hocam. Bir, yani, birazcık ümidim var. Mutlaka arada çıkacak da güzel maç yönetecek hakimlerimiz olacak. Hayır, o hafta belki ama geneline baktığımızda sen orta bulduysan bu şekilde devam etsinler diyorum. Çünkü onun altına düşmesinler yani. Ha, düştükleri zaman da oluyor. Hani ben ortalama dedim. Çok hani vasatlı demek istemedim hocam açıkçası. Anladım. İnşallah başarılı olurlar. Katılmıyorsunuz galiba hocam. Hayır yani ben... Vasat çok... da vasat deyin hocam. Genel olarak vasatlı olurlar. Hayır, orta olsunlar yani en azından. Orta, inin altında düşmesinler. Evet. Eğer ben tabii yani bazı maçlar... Ben genellikle çok böyle orta sınıf, orta derecede olan hakemlerin ve ortanın biraz üzerinde olan hakemlerin az önce senin saydığın gibi bir tane iki tane olduğuna inanırım. Evet. Onun dışındakilerin genellikle vasata yakın, vasatın belki biraz üzerine çıktıklarına inanıyorum. Ya hep yani söylüyoruz hocam. Yani vasatından orta arasında görüyorum ya genelini. Orta hakem ne kadar tecrübeli olursa olsun yan hakemler lütfen biraz cesaretli olun. Eğer gördüyseniz o bayrağı kaldırın. Evet. Eğer bir orta hakemin görmediğine inanıyorsanız ısrar edin, eminseniz kararınıza. Ne sabuna ne suya dokunmak istemiyor bazı yardımcı hakemlerimiz. Onlar yanlış tabii. Doğrudur. Evet, bu hafta da süremiz hızlıca aktı hocam. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu hafta da süremizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı saatte karşınızda olmayı umuyoruz. Sporla dolu bir hafta sonu geçirmenizi dilerim. Hoşça kalın. Aracınızın değişen lastiklerinin hayatımızı nasıl etkilediğini düşündünüz mü? Doğaya atılan